Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma, videoma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben bu aralar yine böyle hava değişiminden dolayı köye geldim. Birazcık rahatsızlandım. Köye her hafta sonu geldiğimde muhakkak hafif bir öksürük ya bir grip gibi oluyor. Sesimden bile fark edebilirsiniz. Sesim bile çatallı çatallı çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Gök domates turşusu yapacağız arkadaşlar. Ben bunu ablam geçen yapmıştı, kavanozla bana da vermişti. Vallahi benim çok hoşuma gitmişti. Zaten ben domates turşusunu çok severim, gök domates, ama karışık yapıyordum. Ben böyle bu şekilde sade yapmamıştım. Ama ablam yapınca vallahi çok hoşuma gitti. Geçen bana da göndermiş. Şimdi ablam bağ bozmuş şeyin içinde, kabakların içinde çıkan domateslerin hepsini toplamış. Şu şekilde bir kovasında bana ayırmış. Gülüm sen de hani geçen hoşuna gittiydi, sen de turşu yap diye. Ben de aldım geldim şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle yeşil domateslerimiz var. Şöyle erginleri de var. Şunlar da tabii 2-3 gün olmuş sanırım toplayalım. Şunlar da ermiş biraz. Bunları ayıracağım, bunları koymayacağım. Şimdi ben bunları daha yıkamadım. Şimdi ben bunları bir güzel yıkayacağım. Birazcık suda bekleteceğim. Ondan sonra kırmızılarını ayıracağım. Yeşilleri, işime yarayanları seçeceğim. Ondan sonra sizlerle beraber turşu yapacağız canlar. Ben yıkayıp geleyim domateslerimi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil domateslerimi, gök domateslerimi şu şekilde yıkadım. Şöyle iyi olmayanların içinden şu şekilde lekeli olanları seçtim. Yine elime denk gelirse seçeceğim onları yine. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle benim büyüklü küçüklü gördüğünüz gibi domateslerim. Büyüklerini ayrı, küçüklerini ayrı yapacağım. Şöyle öncelikle küçük domateslerimi şu şekilde alıyorum. 2-3 yerinden deliyorum. Şu şekilde. Küçük domateslerimi ayrı kavanoz yapacağım. Büyük domateslerimi böleceğim. Zeytin diler gibi. Yani zeytini şu şekilde diliyoruz ama şu şekilde zeytin diler gibi 3 defa deliyorum. Çatalla da delebilirsiniz. Ben şöyle bıçakla delmek istedim. Gerçekten turşusu çok güzel oluyor. Sizler yediniz mi arkadaşlar? Ben karışık turşunun içine yapıyordum. Karıştırıyordum. Öyle de çok güzel oluyordu. Ablam ayrı yapmış. Çok güzel olmuş. Bana da dediğim gibi domatesleri ayırmış. Gülüm sen de yap. Geçen beğendiydin turşusunu dedi. Vallahi kış gelince turşuyu çok seviyoruz arkadaşlar. Tam bu havalarda şey zaten aldatan havalar, işte dediğim gibi hafta sonu gelince biraz grip oluyorum. Hiç olmazsa gripim olsun, öksürüğüm olsun iyi gelir diyerekten. Halbuki bu kadar da turşu yiyorum ama yine de hafta sonları hava değişiminden alıyorum. Şöyle şurasına çok küçük şey varmış, onu aldım. Bu şekilde kavanozumun hepsini doldurayım. Küçük domateslerimle çıktığı kadar. Şimdilik çok fazla doldurmayayım. Şu üstten sarımsak koyacağım. Birazcık altına da geçsin. Şimdi büyük domateslerimi de şu şekilde ikiye mi katsam, 3-4'e mi diye şöyle bir deneme yapalım hemen.
ikiye bölsem daha iyi olacak sanki. Evet. Şu şekilde ikiye bölüyorum. Şöyle çok hafif lekeleri varsa bunları alıyorum. Şu şekilde. Her şeyin başı sağlık gerçekten. İnşallah bu grip beni yatırmaz. Tek duam o şu anda. Ağrı kesici içtim sabahleyin. Şu an iyiyim. Zaten iyi olmasam bu videoyu çekemem de iyiyim yani, çok şükür, bin şükür Allah'ıma. Şimdi şu şekilde büyük domateslerimi de ikiye bölüyorum bu şekilde. Şöyle şu baş kısımları çok hafif de olsa alıyorum şöyle. Diğerlerinde aynı şekilde. Şimdi şöyle 3 kavanozumu doldurdum arkadaşlar. Birazcık boşluk bıraktım. Şöyle sarımsak kenarlarından geçsin diye. Şurada birkaç tane domatesim kaldı. Onları da en son koyacağım üzerine. Şimdi hemen şu şekilde birer yemek kaşığı salamura diye tuzumu koyuyorum arkadaşlar. Genelde biz zeytinleri de bununla tatlandırırız. Birer yemek kaşığı koydum. Şu şekilde birer çay kaşığı da limon tuzumu koyuyorum. Çok dolu değil, silme. Hemen bir çay bardağı alayım. Şöyle birer çay bardağı da sirkemi ilave ediyorum. Sarımsaklarımı da ilave edeceğim içerisine. Sarımsak da soydum. Burada benim 2, 4, 6, 7, 8 diş falan sarımsağım var. Şöyle 3 tane kavanozuma aşağı yukarı 3'er 4'er diş olacak şekilde paylaştırıyorum. Evet. Şöyle birazcık üzerinden bastırayım. Şöyle. Şu domateslerimi de hepsini aldırayım. Ziyan olmasın. Zaten birazcık boşluk bırakmıştım. Şöyle biraz bastırıyorum ki zaten bu biraz sirke suyu görünce zaten şöyle boşluk oluşacak. Şimdi şöyle aldığı kadar suyumuzu da ilave ediyorum. Birazcık daha bekleme yapalım. Şimdi şu şekilde kapaklarımızı kapatalım. Şöyle bir çalkalayalım, alt üst olsun. Hepsi birbirine karışsın.
değil, yanlış. Evet. Turşularımız bu şekilde arkadaşlar. Şunları hemen ben kaldırayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim gök domates turşularım kuruldu. Artık bir haftaya 10 güne falan tam yemelik olur. Sizler de yapmadıysanız yapıp deneyebilirsiniz. Bu şekilde pazarlarda satılıyor arkadaşlar. Ben birkaç kere görmüştüm. Bu şekilde denk geldiği zaman muhakkak sizler de yapıp deneyebilirsiniz. Tabii ki de köyün nimetleri biter mi bitmez. Ben para verip almadım. Ablam, dediğim gibi, ablam bana ayırmış bunları. Şöyle hemen gördüğünüz gibi şöyle ara ara altını üstünü, hani sirkesiyle suyu tuzu hepsi birbirine geçsin diye şu şekilde çalkalıyorum. Artık bir haftaya 10 güne falan yemelik olur. Benim videom bugünlük böyle olsun sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz canlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.